Ben isterseniz özgeçmişinizi okuyarak başlamak istiyorum. Profesör Doktor Meltem Bahçelioğlu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde anatomi uzmanlığını tamamlamıştır. Padova Üniversitesi'nde bazı kimyasal maddelerin böbrek üstü bezi arter yapısını etkileriyle ilgili çalışmalar yapmıştır. Otoradyografik immünohistokimyasal yöntemler ve görüntü analiz sistemleri üzerinde deneyimlidir. Güncel çalışma alanları inflamatuar bağırsak hastalıkları, nörogelişimsel süreçler ve vagal sinir stimülasyonudur. Şu anda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi ve Nörobilim Anabilim Dalları Başkanı, Nöropsikiyatri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi Nöron Proje Yürütücüsü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Bugün Sayın Profesör Doktor Meltem Bahçeli hocamız bizlere beyin bağırsak etkileşimi ve nöroinflamasyon konulu konuşmasını yapacak. İsterseniz hocam soruları siz sunum yaparken mi alalım yoksa sunumumuz bittiğinde mi alalım? Sunum yaparken de sorabilirler. İnteraktif geçebilir ama internette sorun oluyorsa sona da saklayabilirler. Tamam hocam. Eğer internette bir sıkıntı olmazsa o zaman sorabilirler. Çünkü gecikmeli gelebiliyor ses, kayabilir. İsterseniz sonunda daha rahat olabilir diye düşünüyorum. Tamam, tamamdır hocam. İsterseniz ben sözü size devrediyorum hocam. Peki. Dilerseniz başlayabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bu güzel sunumun, bu Ben tanıtımın teşekkür için ederim. de Şölen çok teşekkür ederim. Öncelikle de Güven Hoca'ya çok teşekkür Rica ederim. ederim. Evet, nörom diyoruz ama hepimiz büyük bir ekibiz. Ben de bu arada sosyal medyadan da olsa Hitit Sinir Bilim Grubu'nun neler başardığını, Güven Hoca'nın neler başardığını, alınan projeleri büyük bir mutlulukla takip ediyorum. Açıkçası ben de burada gelmedin danışman hocası olarak ortak bir şeyler yapmanız için de kendi kulübümüzde ittiriyorum. Çok güzel şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Ve diğer bir taraftan yani kongrelerde konuşmak çok güzeldir, çok keyiflidir ama ben öğrencilerin karşısına çıkınca daha çok heyecanlanıyorum. Çünkü gelecek sizsiniz. Çok keyifli oluyor. Böyle aranızdan aklınızı çelebilir miyim? İleride iyice bu alana dalar mısınız? Gelir misiniz? Beraber çalışır mısınız diye beni de bir heyecan sarıyor. Ne yalan söyleyeyim. O yüzden şimdiden heyecanımı hissederseniz de affınıza sığınmak istiyorum. Çok keyifli bir şey burada sizinle olmak. Efendim Güven Hocam. Hocam şu şekilde özellikle şu an hem kulüp yöneticilerimiz, işte kulüp başkanımız şu an Esra, sizinle telefonda konuşan, şu anki sunumu yapan Şölen ve Necla'nın hepsinin TÜBİTAK 22.09 yürütücülükleri var hocam. Kongreleri, sunumları var. Açıkçası bu üç kişi, elimizde şu an hatta bir 20'ye yakın öğrenci var ama bu üçü özellikle MD, PhD üzerine gidip hatta size çekirdek olarak yetiştirdiğimiz diyeyim. Çünkü hedefim benim Ankara'da özellikle nörom ekibi altında olmak. Hepsini söylüyorum. Research yapmalarını istiyorum. Üçü de size hazır pişmiş bir şekilde inşallah gelecek hocam. Oh, çok güzel. Zaten sizden de bu açıda 22.09'larda çok feyz aldık. Şu anda ayın 10'una benim de iki öğrencim 22.09 Tıp Fakültesi'nde 30 öğrenci hazırlanıyor. Benim danışmanı olduğum iki öğrenci de hazırlanıyor. İnşallah biz de sizin gibi şanslı oluruz. Öğrencilerimi ben de görürüm. Ama sizler de şimdiden benim öğrencim oluyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu da çok büyük bir mutluluk. Stajlar binamız hazır olunca şu ekranı da paylaşayım. Hazır ekran paylaşımı üzerinden de gidelim istiyorum. Evet, geldi mi görüntü? Şu an geldi Sayın Hocam. Evet, sol tarafta gördüğümüz binamız da hazır olunca öğrencilerimiz, lisans öğrencilerimizden itibaren stajlara da başlayalım. Yaz stajları, Şubat tatili stajları istiyorum ki şimdiden öğrensinler, teknik öğrensinler, birebir ellerini dokundursunlar ki daha da kuvvetli gelsinler. Eminim Güven Hoca'nın size bu imkanları veriyor. Biz de bunlara katkıda bulunmak istiyoruz. Çünkü nöromu kurma sebebimiz de bu. Değil mi? Nörobilim camiasını kuvvetlendirmek sadece 3 üniversiteye değil, bütün Türkiye'ye fayda sağlayacak bir merkez olması hevesiyle yola çıktık. Bu hevesle de hep beraber güçlenerek devam ediyoruz. Evet, şimdi gelelim bugünkü konumuza. Bugünkü konumuz aslında
bizim son 3-4 senedir üstünde daha çok yoğunlaştığımız bir alan. Beyin bağırsak, daha doğrusu ben aslında bir immünoloji doktorası maceram olduğunda bir 10 senedir bu alanla ilgileniyordum. Ama derinlemesine 2018'den itibaren beyin bağırsak, nöroinflamasyon ve vagus üzerine gitmeye ve bu alanda çalışmalarımızı yürütmeye başladık. Şimdi evet. Şimdi beyin bağırsak etkileşimini sağlayan mekanizmalar deyince mümkün olduğunca basitleştirmeye çalışacağım. Ama aslında siz öğrenciler çok da basit istemiyorsunuz biliyorum. Çünkü okuyorsunuz, bunları da takip ediyorsunuz, farkındayım. Şimdi etkileşim dediğimizde bir tarafta beyin, bir tarafta bağırsağı görüyoruz. Bağırsak ve bağırsakla beyin nasıl konuşabilir? Birincisi, otonom sinir sistemi üzerinden konuşabilir. Beyin yani bağırsağa emir gönderebilir. Bunun karşılığında da buradan duyular alınır. Diğer taraftan bağırsak, ki bağırsağın içindeki özellikle mikrobiyom, immün mekanizmalar aracılığıyla gene beyinle konuşabilir. Fakat bunun aynı şekilde bir hipofiz aksı üzerinden de geri dönüşümü gene immün hücrelerle konuşarak bağırsağı etkilemek mümkündür. Bunun dışında mikrobiyotanın salgıladığı metabolitler özellikle doğrudan dolaşım yoluyla da ne yapabilir? Beyne gidebilir ve bir karşılıklı etkileşim oluşabilir. Yani bir tarafta beyin, bir tarafta bağırsak dediğimizde bağırsağın içindeki aslında mikrobiyotayı da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. İşte mikrobiyota ve bağırsak, bağırsak mukoza bariyerini geçerek ve dolayısıyla kan beyin bariyerini de aşarak beyinle etkileşime girebilir. Metabolizma sistem üzerinden, mikrobiyotanın metabolitleri bu sistem üzerinden etkileşime girebilir. İmmün sistem üzerinden konuşabilirler. Nöroendokrin yollarla konuşabilirler. Ama bugün daha çok üstünde durmayı istediğim nöroanatomik yollar üzerinden de beyin bağırsak konuşması gerçekleşebilir. Şimdi öncelikle ilk basamağımıza bakacak olursak, yani mikrobiyota dediğimizde bizim için sağlıklı ya da sağlıksız mikrobiyota kavramı aslında neyi ortaya çıkarmaktadır? Neden bahsetmektedir dediğimizde, biz liften zengin diyetlerle aldığımızda ve bunlar bağırsağın içinde daha çok sayıda bulunduğunda bizim sağlıklı mikrobiyota dediğimiz mikrobiyotamızı güçlendirmiş oluyoruz. Burada kısa zincirli yağ asitlerinin üretimi artmış oluyor. Kısa zincirli yağ asitleri butirat ve propiyonik asit üzerinden etkileşime giriyor yıkılarak. Butiratlar özellikle bu bizim kriptaların içine girdiğinde özellikle kripta ağzı seviyesinde bağırsak mukozasından geçerek bağırsağın içine girip intestinal inflamasyonun azalmasına ve buradaki sistemi regüle edecek T regülatör hücrelerinin artmasına katkı sağlıyor. Fakat butiratın varlığı aslında çok sıkı kontrol edilmesi gereken bir şey. Çünkü kriptanın ağzındaki butirat kolonositler tarafından yeterince tüketilemezse kriptanın dibinde yer alan stem sellere, kök hücrelere, intestinal kök hücrelere ulaşıyor. Ve buraya ulaştığında da tam tersi istemediğimiz bir etki ortaya çıkarıp bu kök hücrelerin ölmesine, harap olmasına neden oluyor. Diğer taraftan butirat girdi ve burada bağırsak mikrobiyotası mutlu mesut yaşadı. Kısa zincirli yağ asitlerinden mutlu. Peki biz liften zayıf bir diyete geçtiğimizde ne oluyor? İşte o zaman mukusu yıkan bakteriler ortamda daha ağırlıklı hale geliyor ve bizim bağırsak duvarımızı bozarak bir disfonksiyona ve bağırsak inflamasyonunun artmasına neden oluyor. Şimdi bağırsağın içindeki mikrobiyota sadece biraz önce gösterdiğim burada yıkıma neden olarak sorun yaratmıyor. Burada yer alan mikrobiyota kendi varlığı sebebiyle aslında
birçok metabolit ve hatta nörotransmitter tarzı maddeleri de salgılıyor. Ki bunların içinde nitrik oksit, GABA, serotonin gibi maddeler de bulunuyor. İşte bu maddeler ve indoller gene bağırsak bariyerinden geçerek enterik sinir sistemi, yani bağırsak duvarında bulunan enterik sinir sistemiyle, burada bulunan immün hücrelerle konuşarak ve bazıları da doğrudan dolaşım yoluyla, ki serotonin, vücudumuzdaki serotonin yaklaşık %90'ı aslında buradan geliyor, bu yoldan geliyor. Ne yapıyor? Gene beyni etkiliyor. Ne yapabilir? İnsülin duyarlılığını artırabilir, açlığı baskılayabilir, yağ dokusunun oluşumunu azaltabilir ve inflamasyonu azaltabilir. Ki bu dediğimiz yararlı olarak öngördüğümüz mikrobiyota varlığında. Ama bu denge bozulduğunda sahada gördüğümüz bütün bunların da tam tersini görmemiz de söz konusu. Bağırsak yapısına çok detaylı girmeyeceğim ama burada özellikle aklımızda bulundurmamız gereken bir hücre grubu var ki bağırsağın kendi içsel primer aferent nöronları. Bu primer aferent nöronlar özellikle intestinal mukozayı innerve eden duyu liflerinin çoğunluğunu da oluşturuyorlar. Dolayısıyla bağırsak motilitesine, bağırsağa etki etmek isteyen değişiklikler, burayı etki etmek isteyen nöroaktif bakterinin ilk hedefi de aslında IPAN dediğimiz intrinsik primer aferent nöronlar oluyor. Şimdi bu resme baktığımızda gene mikrobiyotamız mutlu mesut bağırsakta yer alıyor. Fakat bu mikrobiyota ne kadar mutlu mesut? Şimdi bunu bir inceleyelim. Bu mikrobiyotanın içeriğine bağlı olarak burada bağırsakta ne görüyoruz? Mast hücrelerden histamin salgılandığını görüyoruz. Histamin biraz önce bahsettiğim primer intrinsik nöronları etkiliyor. Primer intrinsik nöronlar enterik sinir sistemi üzerinden bu bilgiyi beyne gönderiyor. Histamin aslında burada bir istemediğimiz bir etkiyi gösteriyor. Mast hücreler durumdan memnun değil. Diğer taraftan bu bilgi sinir sistemi üzerinden iletilirken gene ortamdaki immün hücrelerden bazı sekresyonlar, kana sekresyonlar oluyor. Nedir bunlar? İnterlükin 1 beta, TNF alfa, interlükin 6 adını verdiğimiz inflamasyonu arttırıcı, yani proinflamatuar sitokinler de bu sefer dolaşıma da girmeye başlıyor. Ve bunlar da gene gidiyor, beyne ulaşıyor. Diğer taraftan aynı şekilde burada bulunan dendritik hücreler, M2 makrofajlar gene bizim enterik sinir sistemi hücrelerimizle, alpenlerle konuşarak beyne bu bilgiyi gönderiyorlar. Beyin de karşılığında bu hücreleri etkileyecek emirler gönderiyor. Şimdi burada sol tarafta birçok mekanizmadan bahsettik. Ama bir sinir var ki çok dolaylı yollara ihtiyacı yok. O da bugün üstünde daha çok durmak isteyeceğim vagus siniri. Şimdi sağ taraftaki resme bakacak olduğumuzda özellikle spor oluşturan bakteriler, ki bunlar kısa zincirli yağ asitlerinin de oluşmasını sağlıyor. Bağırsak duvarındaki enterokromofin hücreler tarafından algılanıyor. Buradan giren bu bilgi, ki serotonin de bunun içinde dahil, serotonin artışına neden oluyor. Enterik sinir sistemi, immün hücreler, platelet kümelenmesi gibi etkilerin yapmanın yanı sıra, bakın burada vagus doğrudan enterokromofin hücrelerle doğrudan konuşuyor. Yani aradaki immün hücreler, enterik sinir sisteminin IPAN'lerini hepsini bypass geçen doğrudan bir bağlantı oluşturuyor vagus. Yani biz hızlı bir şekilde bağırsağın içindeki neler olup bittiğine dair bilgiyi beyne bir kabloyla bağlamış gibi davranabiliyoruz. Dolayısıyla biz vagus sinirine doğrudan beyne bağlanan bir kablo görevi gösteren sinir olarak da adlandırabiliyoruz. Burada baktığımızda vagus sinirinin özelliği,
beyin sapından çıkan gezgin sinir diyoruz. Çok uzun bir alana gidiyor. Fakat içindeki liflerin özelliğine baktığımızda bir tane lif eferent özellikte ise bunun karşılığında 9 tane lif aferent. Yani duyu bağırsaktan ve organlardan, iç organlardan duyu taşıyan özelliğe sahip. Bunun bir anlamı olmalı. Yani boşu boşuna vücudumuz böyle bir denge meydana getirmez. Demek ki vagus üzerinden aldığımız duyuların beyin için çok büyük bir önemi var. Ve bu önem sadece bağırsak içeriğini haber vermekten ibaret değil. Çok daha ötesinde bir anlamı var. Ve buraya baktığımızda bu dengede yani bağırsak içeriği bozulduğunda bu mekanizma ile geriye taşınan bilgilere bağlı olarak kan beyin bariyeri permeabilitesinde değişiklik, beyin sinir sistemi inflamasyonunda artış, mikrogliyalarda aktivasyon, M1'den M2'ye geçiş, nörogenezis'te azalma ve nöron ölümünde artmaya kadar uzanan bir takım değişiklikler olduğunu biz araştırmalar yoluyla gözlemleyebiliyoruz. Peki hatırlayalım hızla. Dönem 2 bilgilerinizde zaten bu çok yeni ve taze yer alıyordur. Vagus nerelere kadar uzanıyor? Vagus boyundan yani foramen jugulare'den çıktıktan sonra öncelikle boyunda larynx olsun, farenks olsun o bölgelerin hem somatik hem de somatik olmayan genel innervasyonuna katılıyor. Daha sonra toraks içine girdiğinde kalbe dallar gönderiyor, akciğere dallar gönderiyor. Özellikle özefagüsün etrafına tabii ki plexusa katılacak dallar gönderiyor. Ve daha sonra abdominal bölgeye giriyor. Abdominal bölgeni nereye kadar diyecek olursak mideden başlayarak karaciğer, safra kesesi, dalak, pankreas, ince bağırsakların bütünü, kalın bağırsaklarında transvers kolonun 2 bölü 3 proksimal bölümü dahil olmak üzere çok geniş bir alanın aslında hem duyu hem de parasempatik motor innervasyonu vagus siniri tarafından tamamlanıyor. Beyin sapında nedir bağlantılarımızı sağlayan vagusun bağlantıları ya da duyuları nereye geliyor diye baktığımızda öncelikle tabii ki nucleus tractus solitarius'u bulbus seviyesinde, medulla oblongata seviyesinde görüyoruz. Ama burada bugün bahsetmek istediğim özellikle iki nucleus var ki çok önemli. İşte vagusun beyindeki indirek ya da ikinci, üçüncü nöronlar yoluyla nöromodülasyonu yapmasını sağlayan çekirdekler. Biri locus coeruleus, öbürü nükleus raphe. Burada mor mor gördüğümüz. Şimdi bu nükleuslara kadar gelen duyusal bilgilerimiz vagus yoluyla bağırsaktan taşıyan asetilkolin yolağı dediğimiz parasempatik aslında bir sinir biliyorsunuz vagus. Bu yolaktan gelen bilgiler locus coeruleus ve nükleus raphe'ye geldiğinde bakın norepinefrin ve serotoninle ilgili olan nöromodülatör ön alt beyin yolaklarına bağlanıyor. Ve bakın morlar ve maviler ne kadar geniş bir alana dağılıyor. Dolayısıyla vagus doğrudan ya da dolaylı olarak beyinde çok geniş bir alana. Bu corpus amygdaloideum'dan hipotalamusa, talamusa, orbitofrontal kortekse kadar uzanan, striatuma kadar uzanan çok geniş bir alana, aynı zamanda serotonerjik, norepinefrin sistemi üzerinde, noradrenerjik sistem üzerinde bağlanıyor ve sadece parasempatik görev gösteren bir sinir olmanın dışında sempatik sistemle de aslında bağlantı kuran, dolaylı bir şekilde bağlantı kuran bir sinir haline geliyor duyularıyla özellikle. Şimdi çok yakın zamanda, biraz önce enterokromafin hücreler dedik ama çok yakın zamanda bağırsakta yeni bir hücre tipi bulundu. Ve biz bu hücreleri, daha doğrusu araştırmacılar bu hücreleri nöropod hücre olarak adlandırdı.
Bu nöropot hücrelerin önemi çok fazla sayıda değil. Ama çok fazla sayıda olmasa da nöropot hücreler doğrudan bağırsak içeriğini, ki bu içerik özellikle glukoz mu, glukoz değil mi? Yani gerçekten glukoz mu ya da onun yerine verilmiş tatlandırıcı mı? Bu ayrımı yapacak bir şekilde hatta içeriğini, bağırsak içeriğini algılayabiliyor ve doğrudan milisaniyeler içinde nervus vagus'un dalıyla bağlantı kurarak, doğrudan bir sinaps yaparak bu bilgiyi beyne gönderiyor. İşte bu sayede biz, daha doğrusu canlılar, canlıların amacı nedir? Canlı kalmak. Yani sadece biz burada insandan bahsetmiyoruz. Bütün canlıların amacı nedir? Midesine, bağırsağına ulaşan madde ona yarar mı sağlıyor? Yani enerji mi veriyor, vermiyor mu? Peki veriyorsa enerji, ki bu glukoz olarak adlandıralım şimdi. Bu enerjiyi veren maddeyi bundan sonra nerede bulabilecek? Bulduğu, yani besin öğesini bulduğu yeri tekrar bulabilmesi gerekiyor. Bu tattığı besinin kendisine zararlı mı, yararlı mı olduğunu ve bunu çok hızlı bir şekilde karar vermesi gerekiyor. Yani aldığı yiyecek glukozsa bu glukoz kaynağı nerede, bunu öğrenmesi gerekiyor. İşte vagus, böyle bakacak olduğumuzda, bunu hatırlayacak olduğumuzda, bağırsaktan başlayan bu sinyaller hipokampusa da ulaşıyor. Ve burada birkaç nöron üzerinden atlayarak giden bu sistem yoluyla yiyeceği bir daha sonra nerede bulacak? Yararlı mı, değil mi? Yediği şey ona zarar verdiyse buna bağlı bir şartlanma oluşacak, bir daha ona yemeyecek. Ve bu yollarla hipokampusta vagus aslında değişiklikler de meydana getiriyor. Nörojenesis arttırıyor. BDNF dediğimiz beyinden köken alan nörotrofik faktörlerin artışına neden oluyor ve biz bunları görüyoruz. Çünkü amaç sağ kalmak. Amaç vücudumuza yararlı besini bulmak, nereden bulacağımızı bilmek ve bunu unutmamak, bir sonraki sefer gidip tekrar o yiyeceği bulabilmek. İşte nörogelişimsel süreç açısından baktığımızda bu açıdan bizim için mikrobiyotanın beyinle konuşmasının çok önemli olduğunu biz artık biliyoruz. Yapılan çalışmalar mikrobiyotadan arındırılmış bir fare bağırsağına sahip bebeklerin nörogelişiminin bozuk olduğunu, gelişemediklerini gösteriyor. Yani mikrobiyotamız olmalı ve tabii ki mümkünse sağlıklı bir mikrobiyota olmalı. Haliyle bu mikrobiyota gelişimi ve gene amigdala dediğimiz özellikle psikiyatrik hastalıklar, nörogelişimsel hastalıklarla ilişkilendirilen beyin yapımızın, nükleosumuzun gelişimi birbiriyle çok yan yana gidiyor. Ve belli dönemlerdeki mikrobiyota değişikliklerine bağlı dikkat eksikliği, hiperaktivite, otizm spektrum bozukluğu, şizofreni, anksiyete ya da duygu durum bozukluğuyla ilgili sıkıntılar olduğunu gösteren de araştırmalar artık çok öncelenmiş durumda. Evet, vagus geldi, bağırsaktan geldi. Bağırsağımızı beynimize bağlıyoruz. Girdikten sonra locus coeruleus'tan katekolamin salgılanmasına neden oldu. Bu katekolamin salgılanması da beynin çok geniş alanlarını etkiledi. Nöronu etkiledi. Ne yaptı burada? Plastiste ve ekstabilite modülasyonuna neden oldu. Mikrogliayı etkiledi. Mikrogliayı etkileyince proinflamatuar sitokinler dediğimiz interleukin 1 beta, interleukin 6, TNF alfa gibi sitokinlerin azalmasını, yani aktive mikrogliyanın regüle olması, aşağı doğru regüle olmasını, azalmasını sağladı. Astrositi etkiledi. Astrosit üzerinden ve gene mikroglia üzerinden nöronu etkiledi. Dolayısıyla gene mikroglia üzerinden BDNF faktörünü arttırarak nöronun gene plastisitesine katkıda bulundu. Dolayısıyla vagus aslında nörogenezisi çok
yakından etkiledi ve buna artık gün geçtikçe daha fazla önem vermemiz gerektiğini de biz çok iyi anlıyoruz. Evet, burada bağırsaktaki bakterilerin özellikle sekonder metabolitleri, biraz önce bahsettik serotonin, metabolik prekürsörleri, immün sinyaller, vagus ya da hipofiz aksının aktivasyonu olsun, bütün bunlar kan-beyin bariyeri, nörogenez ve mikrogliya yapısı üzerinde etki gösteriyor. Dolayısıyla nöronların miyelinizasyonundan, nöronların sağ kalımına, büyümesine ve sinyal değişimine, diferansiyasyonuna kadar giden birçok yolakta da bu metabolitlerin, bu öncüllerin, bu sinyallerin ister immün olsun, ister vagus olsun, ister hipofiz aksı üzerinden olsun çok önemli olduğunu biz artık görüyoruz. Haliyle biz baktığımızda bir tarafta bir disregüle mikrobiyota varsa, bağırsak mikrobiyotası, ki buna neler neden olabilir? Çok fazla yazdığımız antibiyotikler ya da halkımızın hesapsız kullanmayı, komşusundan alarak kullanmayı tercih ettiği antibiyotikler. İçeriğini tam olarak bile bilmeden kendi kafamıza göre kullandığımız probiyotik ya da prebiyotikler ya da diyetteki modifikasyonlar, liften çok zayıf bir diyete vücudumuzu tabi tutmamız. Bütün bunlar aynı zamanda hem immün aktivasyon hem de gene bağırsaktaki motilite ve visceral hipersensitiviteyi arttırıcı yolakları ortaya çıkarıyor. Ve bütün bunlar sadece bağırsakta bir beyni etkilemiyor. Beyindeki de gene stres yanıtları, antidepresanlar ya da anksiyolotikler, bunlar hepsi bu sefer bağırsağın aslında içeriğini de etkileyici bir karşıt yolağa da aktive etmiş oluyor. Şimdi bakacak olduğumuzda çok yeni çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Özellikle bundan. Şimdi depresyonda kullanılan bazı ilaçlar vardır. Bunlardan bir grubu da oral selektif serotonin geri emilim inhibitörleridir. Bu oral salınımlı serotonin geri emilim inhibitörleri normalde beklediğimiz nedir? Hasta yutuyor, bağırsaktan emiliyor, kana geçiyor, oradan da beyine gidiyor, beyni etkiliyor, depresyonu iyileştiriyor. Fakat yapılan bu yeni çalışma gösteriyor ki eğer biz diyafragma altında vagusu kesersek, yani bağırsaktan beyne vagal sinyallerin, vagal aferentlerin gitmesini engellersek, bizim bu kan yoluyla gidip beyni etkilemesini beklediğimiz SSRI'ların etkisi düşüyor. Demektir ki ben vagusuma bağımlı bir sistemle aslında oral SSRI'ımın da etkisini görüyorum. İşte bu çok enteresan bir yeni bir mekanizmayı da ortaya çıkıyor. Yani farmakolojik yaklaşımlarda özellikle duygu durum değişikliğiyle ilgili anksiyete olsun, depresyon olsun gibi yaklaşımlarda biz genel dolaşıma girecek bir ilaçın yanı sıra vagus stimülasyonuna da kendimizi yönlendirmeliyiz. Orayı da sağlam tutmalıyız. Yoksa vagal stimülasyon olmadığında bu deneye göre, tabii ki bunlar daha da çok çalışmalarla desteklenmesi gereken mekanizmalar, ama bu gösteriyor ki benim sağlam bir vagal stimülasyonum yoksa, bağırsaktan bu duyuları beyne taşıyamıyorsam vagus üzerinden, ağızdan aldığım farmakolojik ajanım da istediğim kadar etki göstermiyor belki. Ben ilacı içiriyorum hastaya ama aslında beyinde istediğim etkiyi de alamıyorum. İşte bağırsağın biz hastalıklarına 3 açıdan bu yüzden bakabiliriz. Bir, bağırsak innervasyonunda bir sıkıntı olabilir. Akalaze veya Hirschsprung gibi bir hastalıkta. Ya da nörolojik veya sistemik hastalıklar nedeniyle gastrointestinal sistem sorunları olabilir ki diyabette, inmede bunları görebiliyoruz. Ya da primer bağırsak hastalığını eşlik eden
bir nörolojik sorun olabilir. Emilim bozukluklarında olduğu gibi. Şimdi vagusu biz artık diyoruz ki biz bunu takip etmeliyiz. Ve vagusun stimülasyonunun sadece epilepside kullanılan, ki çok uzun süredir aslında refraktör epilepside kullanılan bir yöntem, epilepsi dışında çok daha yaygın kullanım alanları, çok daha translasyonel, günlük hayata uygun ve diğer hastalıklara da uyabilecek kullanım alanlarının olabildiğini görüyoruz. Vagal sinir stimülasyonu nasıl yapılıyor? Eminim Güven hocanız bundan daha önce sizden bahsetmiştir. Manuel ya da elektriksel yolla biz bu siniri stimüle edebiliriz. Birçok teknik var. Ve özellikle insanlarda kullanımı vagal sinir stimülasyonun 1980'lerin sonlarında başladığı için yayınlarda son 30 yılda daha da artmış olarak gidiyor. Aslında ilk elektriksel çalışmalar 1930-1940'lara dayanıyor. Ve ilk araştırmalar kediler ve köpekler üzerinde yapılmış deneyler ve en çok da epilepsi çalışmaları, antikonvülsan etkilerini gösteren çalışmalar var. Bu sebeple de FDA tarafından 1997 yılında endikasyon olarak vagal sinir stimülasyonu kullanılmaya başlamış. Fakat burada kullanılan vagal sinir stimülasyonu vücuda yerleştirilen bir cihaz ve dolayısıyla invaziv bir teknik. Artık biz istiyoruz ki invaziv teknik tabii cihazı yerleştirirken de sorunlar oluşturabilmesinin yanı sıra doğrudan boyundaki vagusa bağlandığı için hem aferent hem eferent lifleri de biz bir sinir lifine baktığımızda bu aferent mi eferent mi anlayamıyoruz. Vagusu izole edebiliriz ama vagusun içindeki liflere izole edemeyiz bakarak. Dolayısıyla her iki lif tipini de innerve etmiş oluyoruz, stimüle etmiş oluyoruz. Dolayısıyla artık günümüzde artan bir şekilde non-invaziv adını verdiğimiz gerek boyundan olsun gerek kulaktan olsun birazdan anlatacağım nedenlerle non-invaziv vagal stimülasyonu da tercih etmeye başladık. Ve çalışmalar epilepsinin dışında çok geniş alanlara kaymaya başladı. Dirençli anksiyeteden kronik refraktör baş ağrılarına, Alzheimer hastalığına, obeziteye ve bizim bugün bahsettiğimiz daha çok inflamatuar bağırsak hastalıklarına kadar birçok alanda vagal sinir stimülasyonunun terapötik etkileri, destekleyici etkileri araştırılıyor. Fakat sorun şu ki bunların hiçbirine daha FDA tarafından onay verilmedi. Çünkü yeterli sayıda vakanın yer aldığı çalışmalar henüz yapılmış değil. Evet, vagal sinir stimülasyonu invaziv, non-invaziv dedik. Non-invaziv olanlarda özellikle boyundan ve kulaktan yapılabilir dedik. Çünkü invazivinin yani cihazı vücuda yerleştirdiğimiz yöntemde birçok potansiyel risk bulunuyor. Bunların içinde çok düşük bir oranda da olsa bradikardi ve bazen de asistoli de raporlanmış bulunuyor. Ama daha sık görülenleri işte kesi alanında hematom, nefes alma zorluğu dispne ya da yara bölgesindeki lokal enfeksiyonlar şeklinde tanımlanıyor. Şimdi vagal sinir stimülasyonu en yaygın klinik kullanımına baktığımızda bir programlanabilir cihazdan, puls üreten bir cihazdan bahsediyoruz. Ve bu cerrahisi bir ayakta tedavi prosedürü olarak yapılmakla birlikte aslında bizim ulaşmaya çalıştığımız seviye bu aleti biz hastaya verelim, programlanabilir kısımlarını uzaktan da kontrol edebilelim ve hastanın bunu günlük yaşamında da kullanabileceği bir cihaz haline getirebilelim istiyoruz. Ve de endikasyonlarını epilepsiden çıkarıp depresyon ki depresyonda da aslında kronik depresyonda da gene vagal sinir stimülasyonu kullanılıyor implant edilen kısmı. Ama birincil baş ağrıları özellikle inflamatuar bağırsak hastalıkları ve diyelim otizm spektrum bozukluğu, anksiyete, duygu durum değişiklikleri gibi diğer bağırsakla beynin konuştuğu, beynin
vücudu kontrol ederken yaşanan sorunlarla ilgili hastalıklarla da ne yapmamız? Günlük yaşama katmaya çalışmamız. Peki biz ne yaptık? Biz çalışmalarımızda kulaktan transauriküler vagal sinir stimülasyonu yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü sizin de gene bu sene öğrendiğiniz gibi valgus siniri bize eşsiz bir yer sağlıyor. Valgusun deriden duyu aldığı tek yer kulak. Arno siniri dediğimiz auriküler vagal sinir dalıyla, nervus vagusun ramus auricularis yoluyla biz kulaktan duyu alabiliyoruz. Yani aferent sinir uçları buraya ulaşıyor. Demek ki biz buradan stimülasyon verdiğimizde bu bilgi beyin sapına, nükleus traktus solitarius'a ve de trigeminusun çekirdeğine kadar ulaşacak. Biz modelimizde öncelikle bir kolit modeli oluşturduk. Fareciklerimizde sol tarafta gördüğünüz gibi. Ve oluşturduk. İnanılmaz büyük paralarla bunları hastaya aylık aboneliklerle ulaştırıyorlar. Biz istiyoruz ki kendi cihazımızı geliştirelim. Bilimsel olarak etkilerinden emin olalım ve bunu da hastalara Türkiye'de ulaştıralım. Evet, biz büyük bir ekibiz. Ekibin bir kısmının burada resimlerini görüyorsunuz. Ümit ediyorum. Güven hocanız da burada aslında ekipte ama resmi maalesef bizlerle yakın zamanda yoktu. O yüzden koyamadım. Sizler de bizim öğrencimizsiniz. Güven hocanın öğrencileri, nörobilimi seven herkes bizim öğrencimiz. Dolayısıyla bir sonraki sunumda eminim ki bu resimler çoğalacak. Kolajımız büyüyecek. Daha çok resimle, sizlerin de dahil olduğu resimlerle ben bu sunumları gerçekleştireceğim. Evet, şimdi sunumumu durduruyorum. Sorularınız varsa onları alacağım. Biraz uzun mu oldu, yordum mu sizi bilemedim. Hayır hocam, gerçekten çok güzel bir sunumdu. Ben bir kısmını biliyordum, bir kısmını da yine hayranlıkla izledim. Datalarınız çok çok güzel. Arkadan da çocuklar bakın etkileşimleri görün diye. Ağzınıza sağlık hocam. Çok güzel özetlediniz. Sunuşlarınız gerçekten çok iyi. Umut ediyorum ki bin bir projemize geçer hocam. Geçecek geçecek ben inanıyorum ama Güven hocam projeleri yapmak için illa projenin bir yerden geçmesi gerekmiyor. Biz zaten o projeyi yapacağız biliyorsunuz. Etik kurulumuzda çıkmak üzere biz çalışmalarımıza başlayacağız. Projeler bir kere yola çıkıldı mı yapılması lazım. Geçmişe atamayız onları. Kıymetli hepsi o bütün düşünülenler. Evet Şölen'cim, var mı senin soruların ya da arkadaşların? Bekliyorum. Şölen Şölen'in sesi gene kulaklıkta bir sıkıntı var herhalde. Gelmiyor, evet. diğer arkadaşlar da ben hızlıca sorusu olan varsa alabiliriz. Hocam merhaba, ben Necla. Benim bir sorum vardı. Sunumuz için teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Başta bahsetmiştiniz, nöropol hücreler var demiştiniz, yeni tespit edelim demiştiniz. Bunlar sadece glikoz tespiti yapıyor dediniz ama niye sadece glikoz? Lipide göre de beyin uyaramaz mı ve aminoasitlere göre? Şimdi glukoz biliyorsun beynin aslında esas gıdası, değil mi? Dolayısıyla beynin aradığı şey glukoz yaşam açısından. Onu nerede bulacağı, nasıl bulacağı çünkü nörogenez de aslında ona bağlı değil mi? Sağlıklı bir nörogenez yapabilmesi, hayatını devam ettirebilmesi. Dolayısıyla glukoz öncelediği bir besin olduğu için büyük ihtimalle evrimsel olarak buna odaklanmış. Çünkü farelere glukoz verildiğinde dopaminerjik sistem ortaya çıkarken tatlandırıcı verdiklerinde serotonerjik sistem aktive oluyor. İkisi farklı sistemleri aktive ediyor. Ve ödül mekanizması hangi sistem üzerinden? Dopaminerjik sistem üzerinden. Dolayısıyla glukozu almasına bağlı bir mutluluk, haz duygusu da beyinde oluşuyor. Ödülüne kavuşmuş oluyor. Ama tatlandırıcıyı aldığında bu olmuyor. O yüzden biz zavallı zayıflamaya çalışan ölümlüler tatlandırıcı verildiğinde asla bu haz duygusuna ulaşamıyoruz. Çünkü dopaminerjik sistemi bizden istesek de beynimiz kanmıyor. Ne yapmıyor?
harekete geçirmiyor. Evet hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Öncelik glikoz olduğu için. Sağ olun. Rica ederim. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Saçma olduğunu düşünseniz bile soru sorabilirsiniz çocuklar. Saçma şeylerden çok güzel şeyler çıkabilir sonra. Hocam kusura bakmayın. Tekrar bir yer değişikliği yaptım. Kulaklığımda bir sıkıntı var. Sorun yok. Soru soran var mı sevgili arkadaşlar? Herhalde yok. Bir sonraki sunumumuzda inşallah Güven Hocam kendi yeni projelerimizin, Ayşe'nin de içinde olduğu projelerimizin bulgularını bu sefer sunmuş olacağız. Sıra onlara gelmiş olacak diye ümit ediyorum. Değil mi Ayşe'cim? Heyecanla bekliyoruz onların sonuçlarını da. Evet, az kaldı inşallah hocam. Az kaldı. Sonra da Güven Hoca ile olan projeye başlayıp onun sonuçlarına ulaşacağız inşallah. Evet. Kapanmadan önce her soru yoksa aktarabilecek arkadaşların kamera görüntüsü açabilirsiniz. Benim bir sorum vardı ama çok zor bağlandım. Tekrardan kusura bakmayın hocam. Hocam nöropoz hücrelerden bahsetmiştiniz. Acaba evrimsel olarak daha basit karbonhidratlara yönelmemiz de ekmek gibi hani şekerli gıdalara. Bu hücrelerin bir etkisi olabilir mi? Olabilir tabii. Olabilir çünkü zaten evrimsel olarak ilk amacımız nedir? Yaşamda kalmak, çoğalmak. Değil mi? Yani dolayısıyla ilk yapmaya çalıştığımız ilk şey bizi hayatta tutacak gıdalara ulaşmamızı sağlamak. Bunları en çabuk ve en hızlı sistemin tanıması gerekiyor. Zararlı gıdaları nasıl eleyeceğini bilmesi gerekiyor. Ve daha sonra bu bilgi beyinde, beyni şekillendirerek, hipokampustaki yolakları da şekillendirerek ne yapması gerekiyor? O gıdayı nerede bulacağının, bu canlının aklında tutması, yani öğrenmesi gerekiyor. Aklında tutması demeyelim de çünkü bütün canlılar için geçerli bu. Öğrenmesi gerekiyor. Ve bu bütün bunlar keyif için değil, tamamen hayatta kalmak için yapılan mekanizmalar. Dolayısıyla bütün evrimsel gelişimde, bütün aslında basamaklar buna yönelik. Biz kendimizi çok üst canlı gördüğümüz için daha üst şeyler düşünüyor olabiliriz. Ama vücudumuz böyle düşünmüyor aslında. Vücudumuz bir fabrikaysa hayatta kalmak için çalışıyor ve soyun devamını getirmek için çalışıyor. Dolayısıyla hücreler de bunun için gelişiyor aslında sistemler. Rica hocam bir de bir şey rica edebilir miyim ben ve ekibim adına? Biz sizin çalışmalarınızı yerinde de görmek isteriz. Acaba sizinle müsait olduğunuz bir zamanda sizi yüz yüze ziyaret etme imkanı bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirsiniz. Memnuniyetle beklerim. Güven hocanız eminim ki ayarlar, çok mutlu oluruz gelirseniz. Ekip olarak sizi aramızda görmek ve misafir etmek isteriz. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. İlk fırsatta Gazi'ye uğrarız hocam. Tamam, bekliyoruz. Arkadaşlar, kamerası müsait olanlar varsa açabilir miyiz? Yani, rica etsem. Oo, benim bütün ekibim neredeyse burada. Burcu burada, Elif burada, Ayşen burada. Hocam biz her zaman buradayız, merak etmeyin. O Kerem hocam da geldi. Kerem hocam merhaba. Merhabalar herkese. Şu şeyi large gallery yaparsam ben de göreceğim herhalde, göremedim çünkü. Büyüteyim bir. Evet. Çok teşekkür ederim Meltem hocam tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Güvencim, ekibinle beni, öğrencilerinle bir araya getirdiğin için
Sizleri de bekliyoruz değil mi misafir etmeye? Kerem Hocam, Elif, Ayşen, Burcu, hepimiz bekliyoruz heyecanla sizi. Tamam hocam. Fırsatta Gazi'deyiz hocam. Tamam, artık ortak projeler için de bekliyoruz. İnşallah hocam. Öğrencilerinizle. Tamam hocam. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar hepinize. Tamam hocam. İyi akşamlar. Thank you.